Eko Lojistik, Eko Kadını sunar. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün ekonomiyi farklı bir pencereden konuşacağız. Aslında ekonomi dediğiniz şey para değildir. Tam da insandır. O insanların şirketlerini, Belki personellerini nasıl yönettiğiyle ya da yönetemediğiyle ilgilidir. Para kazanmak, kaybetmek, bunlar çıktıdır, sonuçtur. Aslında o operasyonu çok doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Burada da bir takım eşitsizlikler var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Bunları masaya yatıracağız. Artı değişen bir ekonomik anlayış var. Yeni bir teknoloji çağına giriyoruz ve burada da erkeksi özellikler ve kadınsı özellikler o yönetim kademesinde nasıl dengelenir bunu konuşacağız. Çünkü sadece bizde değil ama biz kendi memleketimizden söyleyelim. Ee, dişil diyorlar ama ben daha ne söyleyeyim kadını yok sayan bir iş dünyası gerçeğiyiz. Son dönemki istisnai düzelmeler memnuniyet verici olsa da. Bunları konuşacağız. Çok kıymetli bir konum var efendim. Gülen Gündüz Yılmaz yazar. Gülen Gündüz Yılmaz bizlerle birlikte. Sayın Yılmaz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz aslında işin tam içinden geliyorsunuz. Evet. Ee, siz de o kadar güzel şeyleri konuşabilirim ki. Hem mevcudu konuşabilirim hem Hı -hı. geleceği konuşabilirim. Çünkü IT sektöründen geliyorsunuz. Evet. Yeni e, ekonomide de bizi neler bekliyor bu anlamda sizden alacağım. Ama önce bir genel fotoğraf çekelim mi yani e, reel sektör reel sektör reel sektör diyoruz ve hmm. erkek Fatmalar var erkek gibi yöneticiler var e, nedense pek kadın gibi yönetici göremiyoruz e, son dönemi istisna tutuyorum bakın ben genel evet. bir fotoğraf bu ilişkide durum ne bir fotoğraf çekseniz bize reel sektör kadının ilişkisinde şimdi valla e, içten geliyor aslında bütün bu olaylar biz e, içimizde <laughs> Daha erkek gibi görünmek daha makbul olduğu için dış dünyada da kadınlar ancak daha erkek gibi olduklarında daha kadınlara atfedilen değil de erkeklere atfedilen özellikleri sergilediklerinde kıymetli oluyorlar. Ancak o şekilde performansları iyi değerlendiriyor ve ancak o şekilde yönetici olabiliyorlar. Kriter mi bu? Yani benim e, erkek gibi davranan bir kadına ihtiyacım olmaz ki er, erkek alırım. ...işe veya bir erkek yönetici yaparım... ...benim kadın hmm. gibi davranan bir kadına... Ihti ...yöneticiye ihtiyacım var... ...kadın olarak... ...bunu niye bu ezberi bozamıyoruz? Şimdi bu ezberi bozamamamızın aslında... bayağı bir bilinç dışısal... ...kaynakları var yani... ...biz aslında her yerden... ...kadının daha değersiz... ...erkeğin daha değerli olduğu ile ilgili... ...mesajlar hmm. alıyoruz... ...küçücük bir kız çocuğuyken... aslında vücudunu bile senin aslında kapatmanla ilgili sinyaller alıyorsun. Aa, erkek çocuklar sana bakıyor in diye benim kitabımda da yazdığım aslında bir hikaye vardır. O yüzden kız çocukları kendilerini kapatma, erkek çocukları da kendilerini sergileme üzerine. Zaten çocukluktan başlayarak orada eril ve dişilin dengesi bozuluyor. İş hayatında ne oluyor? İş hayatına kadar biz hasbel kader daha böyle bir dişi olarak geliyoruz. Okul hayatı da biraz onu örselese de hı hı. ama iş hayatında bütün yani çoğu kadın diyebilirim yaşamıştır bunu. Daha ciddi kıyafetler giymen gerekiyor. O kadar böyle kırmızı ruj sürmemen gerekiyor. Yani giderek dış görünüm olarak da sen ancak daha erkek görünürsen, siyahlar, griler giyersen o zaman daha bir dikkate Alınıyorsun. Gerçi sizin de dediğiniz gibi bunlar değişmeye başladı. başladı, başladı. Bu dalga başladı. Çok şükür. Ama benim e, 95 mezunuyum ben. E, 95 senesinde mezun olduğumda e, benim arkamdan aa güzel değilmiş sadece akıllıymıştı diye konuşulduğunu Hı. ben biliyorum. Kritik nokta bu. Evet. E, yani ikisinden biri olan, olmanız gerekiyor. Evet. Evet. Tam dediğiniz gibi yani sadece yani kadın güzel kendini beğenen birisi olabilirsin ya da daha böyle erkek gibi olacaksın ve e, o kadar size empoze ediliyor ki zaten bundan böyle kendinizi çıkarmanız e, bayağı Bu zor. Filan, e, mesela fen liselerine bakıyorsunuz daha Hı. çok kız çocukları var oradan mezun oluyorlar Hı. ama mesela mühendislik fakültelerinde de çok başarılılar ama kadın mühendis sayımız e, yani çok az. Şimdi burada bir gariplik var. Nerede kırılıyor bu iş? Şimdi ben kendi kişisel hikayemden hı hı. size örnek vermek istiyorum. Ee, ben bilgisayar mühendisliği okudum. Bu arada ODTÜ'de okudum. Yani herkesin aslında yani çoğu insanın e, beğeneceği gitmek bir, isteyeceği gitmek isteyeceği bir yer. Ee, ama ben aslında mühendislik yapmak isteyen bir ruha sahip bir insan değilim. Neden ben mühendislik okudum? Çünkü mühendislik aslında e, toplumda kabul gören Geçer bir meslek, akçe. geçerakçe. Ve mühendisliğe baktığınızda ağırlıklı eril bir meslektir. Ne demek eril meslek? Daha erkek özellikleri taşıyan, yani mesela bir ya da sıfırlar vardır, sonuç odaklıdır. Yani böyle sizin sezgilerinizi kullanacağınız, daha duygularınızı işin içinizde katmanız gereken bir meslek değildir. Salt mühendislikten başlayacağım. Bir bahsediyor. meslek değil midir? Öyle mi kabulümüz vardır? Ee, çok güzel bir soru. Ee, i̇kisi de galiba doğru cevap. Hem e, mühendislik yapmak için eril özelliklerinizi geliştirmeniz gerekir. Ki ondan da bahsedelim bence. Eril özelliklerimizi geliştirmek bir kadın için çok önemli. Ama aynı zamanda dişil özelliklerimize de sahip çıkalım diyorum ben. Yani ikisi de olsun. Hem içimizdeki eril özelliklere sahip çıkalım hem de dişil özelliklere sahip çıkalım. Yani erkeksi özellikler ve kadınsı özellikler. Evet. Özellikler. evet. Ee, şey bu e, başka bir anlamda değil. Yaratıcılık veya düz mantık anlamında kullanıyorsunuz. Evet. Yani şey netleştireyim diye söyledim. Evet, bunu. evet. Biraz yani, daha daha netleştirebiliriz isterseniz. Neye erkeksi açalım. diyoruz? Neden neye kadınsı diyoruz? Hadi açalım bunu. Yani. nedir? Bunun tanımı ne? Neye göre yapılıyor? Neye Çünkü göre bu yapıyor? tanımlar üzerinden e, bazen çoğu zaman kadınların Hı -hı. Bazen de mesela kadın yönetici olan yerlerde de erkeklerin önü kesilebiliyor. Evet. Nedir bunlar? Ya? Tanımadığınız şey ne? Şimdi tanımı aslında Carl Gustav Jung bu İsviçreli psikiyatır. Kendisi 19. yüzyıl sonlarında doğmuş birisi. Ve o zamanki toplum yapısını düşünün. Kadınlar sadece kadın olarak varlar. Erkekler de erkek olarak varlar. Yani kadın... ...ev işleriyle çocuklarla ilgileniyor, erkek de para kazanıyor ve dış dünyadaki o mesleğiyle parasını kazanıyor. Oy da kullanamıyor. Oy da kullanamıyor. O, bu çok önemli bir Öyle gösterge. Öyle bir ayrım var. Ee, Jung diyor ki aslında kadının içinde de bir eril özelliklerden donanmış bir parça vardır. Erkeğin içerisinde de kadın özelliklerinden donanmış bir parça vardır. Onlara animus ve anima diyor. Ben o kelimeleri kullanmıyorum. Onlar iyice böyle karışık kelimeler. Ee, diyoruz ki biz erkeğin içinde de dişil var, kadının içinde de eril parçalar var. Şimdi bu eril taraf ne? Eril tarafın içerisinde mantık var, rasyonellik var, sonuç odaklılık var, bağımsız bir birey olmak var. Ee, ve anlattığım özellikler bakın ne kadar güzel özellikler. Evet yani bunlar kadınlarda niye yok? Ee, algılıyor, algılıyoruz. Yani orada da olması lazım. Orada da olması lazım ki içimizdeki o erkeksi parçada bunlar var. Bunları geliştirelim, sahip çıkalım. Ama kadınsı parçada ne var? O dişil parçada ne var? Sezgiler, duygularını anlamak. Hem kendinin, hem karşısındakinin. İlişkilere önem vermek. Yani sadece sonuç odaklı olarak gitmemek, sürecin de değerini bilmek. Bir, şimdi, bir, bir dakika, bu da garip. Bunların da erkeklerde olması gerekiyor. Erkeklerde olması gerekiyor ama çok klasik toplumları düşünün. Ee, o klasik toplumda yani bir baba çocuklara mesela duygusunu gösterir mi? Klasik erkek anlayışında. Yok yani işte biz hep büyüklerden duyarız ya uyurken severlermiş vesaire vesaire. Gibi. Yani o klasik erkek e, profilinde aslında o dişil taraf çok gelişkin bir taraf değil. Zaten onun bir sürü sıkıntılarını bizim büyüklerimiz yaşadı. Şey bu arada çocukluğu bir kenara bırakın. Mesela ben birçok kobide de hmm. e, sırf çocuk, kız ya da erkek fark etmez. Şımarmasın diye yaptığı bir şeyde hmm. aferin, bravo demeyenini biliyorum. Evet. İşte bu da yine dişil özelliğimizde sahip çıkmamamızdan. Çünkü dişil tarafın içerisinde duygular ve ilişki olduğu için karşındakini takdir etmek ...iyi hissettirmek de var ama bugün işletmelere bakıyoruz. O işletmelerde sırf sonuç odaklılık var. Bu arada sadece kobilerde yok biliyor musunuz? Tabii, tabii. Yani Değil mi? Büyüklerde ben e, uluslararası IT şirketlerinde çalıştım ve şu an işte Türkler böyle, bizim Türkiye'de böyle denilen özelliklerin daha fazlasını o uluslararası şirketlerde yaşadım. E, bu bunu yaşamam da bence çok güzel bir şey. O yüzden. Ne Türkiye ile ilgili, ne aslında global bir bu çok sıkıntı. insancıl bir sorun. Dünyanın evet. her yerinde yaşanıyor. Her yerde var. Ee, pardon, insana dair, insancıl demeyeyim de, insana dair bir sorun. İnsan i̇nsancıl dair. olsa zaten bu sorun olmaz da. Ee, evet. Ya peki, yine somuttan gidelim. Şimdi netleştirdik olayı. Evet. Ee, kadınlar iş hayatına giriyor. Evet. Nerede tıkanıyorlar? Bu iş iki manada soruyorum. Hı hı. Hem Nerede önleri kesiliyor? İki, kendi önlerini nerede kesiyorlar? Kocaman bir soru sordunuz. Beni bayağı böyle farklı farklı noktalara götürdünüz. Ee, şimdi bir isterseniz bireysel olarak bir kadın ne hissediyor iş Hı. hayatındayken? Güzel. Biraz ondan bahsedelim. Sonra da o iş hayatının içerisindeki pozisyonlarda, terfilerde vesaire oralarda kadına ne oluyor? Bir Güzel. de sistemik olarak bakalım. Şimdi bireysel olarak şöyle bir şey oluyor. Kadın giderek erkeksileştiği zaman, o sezgilerini, duygularını vesairelerini dinlemediği zaman içinde hiç dolduramadığı bir boşluk oluyor. Bunu ben de yaşadım. Benim bir sürü danışanım da yaşıyor. Yani şirketlerde takım koşulu yaptığımızda da bireysel koşullarda da bunu görüyoruz. O boşluğu biz çanta alarak, seyahatlere doyamayarak, ee, sürekli tatilimizi planlayıp sadece o tatilden enerji alarak karşılamaya Şimdi bu, bahsettiğiniz çalışıyoruz. profesyonel iş yaşamınızda ya yani IT sektöründeyken hissettiğiniz... IT sektöründe de... benim yaşadığım da bu. Ama ben e, çok sayıda kadına da erkeğe de e, bireysel koşluk yapıyorum. Aynı zamanda şirketlere de takım koşluğu yapıyorum. Oradaki hikaye de o. Değişmiyor yani, sistem yani. Değişmiyor sistem. Neden? Biz dişil tarafımız aslında bizim enerji aldığımız taraf. Biz ilişkilerden, duygularımızı dinlemekten ve yavaşlamaktan enerjimizi alıyoruz. Biz o dişil tarafa tukaka deyip ittirince o zaman işte onu seyahatler, çantalar, kıyafetler onlarla doldurmaya çalışıyoruz. Ama o boşluk bir türlü dolmuyor. Bu çok garip bir durum. Ee, şimdi daha doğrusu denge noktası çok önemli. Bu denge noktasını biraz sonra açacağım. Ee, peki mesela zaman zaman bu yazılarınızda falan da gördüm. Kitapta hı hı. da değiniyorsunuz belli noktada. Bir oto sansürden veya oto e, kendini oto kontrolden bahsediyorsunuz evet. kadına özellikle. Evet. Nerede frene basıyor? İş dünyasında yükselirken hı hı. kariyerinde bunu kastediyorum. Vallahi kariyere e, yani şöyle oto kontroller bir kere yapmak zorundasınız. Duygularınızı belli etmemenizle ilgili mesela size bayağı bir sinyal geliyor. Nasıl sinyaller geliyor? Ah işte kadın ya. E, duygusal tabii. O duygusal tepkileri veren, ben şöyle bir şey derdim e, iş hayatındaki arkadaşlarıma. Senin ah işte kadın gibi, o yüzden duygusal, o yüzden ...modu sürekli değişiyor dediğin... ...her kadın ismi için ben sana üç tane erkek ismi söyleyeceğim. İkimizin de tanıdığı derdim. Ama o duygusal olmak, duygularını belli etmek... ...erkekleri olunca... ...aa işte erkek kimse demiyor... ...kadın yapınca Aa işte bunu kadın yapıyor. Oluyor. O da o sözü duymamak için öyle değilmiş mi, gibi mi davranıyor? Öyle değilmiş gibi davranıyor. Ben mesela buna çok iyi örneğim. Ben duyguları bastırmamız gerekliliğini... Bütün e, çevremdeki insanları anlatıyordum. Ekibime hele özellikle. Ha, bizzat bunu anlatansınız yani. Anlatırdım. Asla duygularını yapmayacaksın. Çok iyi. Yapmayacaksın. Poker oyuncusu olun diyorsunuz. Poker. Yani. Zaten öyleydi lakabım. Hani direkt Ciddi poker mi? face olarak böyle bilinirdim. Ama bunun çok ağır bana ve çevreme etkileri var. Yani duygularınızı aslında bastırmak bir deniz topu gibi. Bastırıyorsunuz bastırıyorsunuz. Sonra o patlayacak. Dışa patlayan patlatanlar var. Daha içe patlatanlar var. Hani bir sürü hastalığımızın aslında kaynağında da o içe bastırdığımız duygular bastırmayanlar da bir dakika şimdi daha net anlıyorum sizi. Bağırıp çağıran, evet. sürekli gözünün üstünde kaşın var diye yönetici aslında bu mu? Evet. O duygusunu bastırıyor aslında. Ama bir noktada artık duygu o kadar kendini göstermek istiyor ki onu bağırarak çağırarak ancak dışarıya yansıtabiliyor. Halbuki daha öncesinde o duygu böyle tık 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 kapıyı çalıyor. Diyor ki bak burada tık 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 ben öfke var. Burada öfkeleniyorum. Öfkeyi orada kapıyı tıklatırken yakalasa o zaman o kadar bağırmasına gerek olmayacak. Yani o yüzden dişil özellik diyoruz ya dişil özelliğin çok çok somut faydaları var. Biz onları yatsıyoruz. İşte duygu kontrolü konuşuyoruz. Hani sene 2019 biz hala duygu kontrolü Tabii, konuşuyoruz. Tabii bu usta çırak ilişkilerinde anlatılan bir şeydir. Duygularını belli etmeyeceksin iş hayatında. Evet. İşte ben de onun en önemli savunucularındandım. şimdi bayağı bir duygularını nasıl dinlersin? Duygular aslında neyin habercisidir? Onları anlatıyorum. Hem ne, kadınlara hem erkeklere. Kırıldı? Erkekleri. Ne oldu da kırıldı mesela sizde? Ee, çok özel değilse bilmiyorum yani. Yok kitapta da anlattığım için yani. gayet anlatabilirim. Ee, ben IT ki satış, yani sürekli satış yapıyorsunuz. İnanılmaz vahşi bir rekabet ortamı var. Ve hep aynı şeyleri yaptıkça ben oradaki döngüyü tamamladım. Ve koştuk tarafına geçtim. Ama koştuk tarafında da ben aynı eril şekilde, yani kendimi az dinleyerek, çok çalışarak, yavaşlamaya müsaade etmeden çalışmaya devam ettim. Ve IT sektöründen daha çok çalışıyordum. Oradan da daha çok para da kazanıyordum bu arada. Ama aynı gülendim. Üç aşağı beş yukarı. Bir noktada dedim ki yani burada yanlış giden bir şey var. Benim artık yavaşlamam lazım. Benim artık biraz daha kocama yaslanmam lazım. Gibi bir karar verdim. Daha içime kapandım. Daha az çalıştım. O dönem ee, aslında bir mağaraya çekilme dönemi. O mağaraya çekilmede e, kendimin aslında kabul etmek istemediğim işte duygularını dinlemek, e, akışta olmak, yani sadece koşturmak değil, aynı zamanda neyi, ne zaman yavaşlayacağını bilmek gibi birçok özelliğimi orada tekrar keşfettim. Kolay mı oldu benim için kolay olmadı. Tabi herkes için zor olacak diye bir şey de yok. Ama şimdi tam tersten mesela siz e, e, bir hanımefendi olarak bunu bu taraftan yaşamışsınız. Evet. Öbür taraf yaşarken biraz çok kırılıyor burada ya da kırılamıyor. E, zaten problem de orada o yüzden de galiba kadınların iş hayatında e, bir şekilde Hı. engellendiğini görüyoruz. Yani o ne olursa olsun o dik duruşu tırnak içinde evet. gösterme ihtiyacı var. Evet. Bunun şunu anlata şunu anlatalım mı? şuradan açmak istiyorum açıkçası evet. biraz çok güzel bir örnek verdiniz kendi hayatınızda şimdi e, erkeksi özellikler böyle diyorum ve kadınsı özellikler e, insani özelliklerden bahsediyorum bakış açısından bahsediyorum biz e, tabii bugün e, dişil mi diyorsunuz mesela dişil dişil evet. özellikleri biraz e, göz ardı ettiğimiz için bunu daha çok anlatmaya çalışıyoruz ama <laughs> Biz her gün programı unutmayın tek kanatta uçamazsınız diye bitiriyoruz. Evet. Bu işin ortası yok mu? Yani niye kadınsı özellikler, erkeksi özellikler insan olmaya çalışamaz mıyız? İnsan, şirket, yönetici, iş, personel. Bu kadar basit. Ya çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Ben bu arada bu dediğinizi kitapta da açıklamaya çalıştım. Biz aslında bütünüz. Bu eril dişil falan demelerimiz yani gerçekte benim ruhumu açsanız ya da bedenimi açsanız tamamıyla birbirinden ayrı bir eril Hı. bir de dişil mi bulacaksınız? Hayır. Biz bütünüz. Biz bu tanımları neden kullanıyoruz? Daha iyi anlayabilmek açısından ya da arızaları gösterebilmek belki. Evet. Olsun. Yani daha güzel tanımlayalım problemleri, arızaları. Onları daha kolay anlatalım diye yapıyoruz. Yoksa bunlar aslında tabii ki yapay Ben de tekim, siz de teksiniz. Ama dişil deyince İnsanların aklında çok daha kolay kalabiliyor. Eril deyince kalabiliyor. O yüzden kullanıyoruz Yok, aslında Yok, Siz niye gibi. kullanıyorsunuz demiyorum. Ben ama genelde zaten böyle bakıyoruz. Mesela e, erkek Fatma ifadesi evet. bu nedenle çıkmıştır e, baktığınızda. Biraz daha farklı yöneticilere farklı lakaplar takılması vesaire baktığınızda evet. sadece yöneticisiniz ve sadece insansınız. Evet. Ego savaşı, kadın erkek savaşı yapmanıza gerek yok. Önünüzdeki işi yapın. Bu kimsenin aklına gelmiyor. Ve bu tarafa geçen eleştirdiği şeyi yapmaya başlıyor. Bu niye? Şimdi ben kendi içimde benim o dişil taraf dediğim özelliklerime sahiplenmiyorsam o zaman onları dış dünyada başka insanları arayarak o özellikleri gördüğüm insanlara e, negatif yargılarda bulunurum. Yani ben kendim duygularımla ilgili sıkıntılar yaşıyorsam, ama duygularımı bastırıyorsam, hı hı. aa ne kadar duygusal insan, işte kadın olduğu için öyle falan gibi yargılarda bulunurum. Yani problem aslında biz, yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında, kadın ayrımcılığıyla ilgili bir şey yapacaksak, biz önce kendi içimizde kadınlara atfedilen özelliklerimi ben ne kadar sahipleniyorum, ona bakmamız gerekiyor. Öbür türlü bilinç dışından biz son derece yargılarda bulunuyoruz. Zaten bu ayrımcılık dediğimiz hikaye bayağı bilinç dışından kaynaklanan bir hikaye. Yani hiç farkında olmadan o sözcükler ağzınızdan çıkıyor. Yani çünkü işte gördüğünüz şu var, kadın ya da erkek fark etmez. Bu tarafta personelken eleştirdiği ya da desteklediği her şeyi yarın öbür gün müdür olduktan sonra Olmaması gerektiği şekilde yapıyor yapanlarla dolu memleket. Evet. Memleket derken bütün dünya böyle de hı hı. E, istisnalar kaideyi bozmaz. Gerçekten iyi dengeleyenler var. Bunu anlayamıyorum. ya Sen eleştiriyordun zaten orayı. Sen personeldin. Buraya çıkınca ne değişti? E, Valla işte eleştirdiğin şeylere bir açıp bakmak lazım. O eleştirdiğin şeyler seni zaten çok rahatsız ediyorsa biz bunu... Ee, yani psikologlar da anlatır, koçlar da anlatır. O eleştirdiğin şey ya sende hiç olmadığını düşünüyorsundur ama çok vardır sende. Ya da sen o özelliğine hiç sahip çıkmıyorsundur. Ee, onu çok dışlamışsındır. O yüzden gidersin başkasına bunu yansıtırsın diyoruz. Bunu anlatırken kölelik dönemi Amerikası ile ilgili ilginç bir evet. e, anekdotu da veya ...tespiti de paylaşıyorsunuz. Onu biraz açmak istiyorum. Ee, tabii bunların denge noktası... ...ne yapacağız, ne edeceğiz onları da konuşacağız ama... ...kısa bir ara vereceğim e, birazdan. Hı. Araya gitmeden önce bu işler dengelenebilir mi? Önce onu sorayım da öyle gideyim. Dengelenebilir. Hatta isterseniz programda... ...çok böyle pratik önerilerle... ...biz nasıl... O erkeksi koşturacağız sonra nasıl o dişil taraflara geçeceğiz işte ya da özel hayatımızda onunla ilgili önerilerde de. Müthiş olur biliriz. ama kısa bir ara verelim tamam. aranın ardından. Efendim bu bir sorun kusura bakmayın ama sorun. Ben birçok şirketin sırf bu nedenle yönetilemediğine çok şahit oldum. Çözümü de vereceğiz kısa bir ara buradayız. Eko Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam edecek.